Saray kumaşı olarak bilinen ve Osmanlı padişahlarının kaftanlarında kullanılan kutnu kumaşı Gaziantep'teki el tezgahlarında geleceğe taşınıyor. Bugün çantadan ayakkabı, kravat, ferace, nevresim takımları ve mobilyaya kadar her alanda kullanılan kumaş Amerika, Hollanda ve Danimarka gibi ülkelere de ihraç ediliyor. Dedemizden babamızdan öğrendik. Evde ninem, dedem, babam elde takla tezgahlarla dokuyorlardı. Zaman geçtikçe bunu yaygınlaştırdık. Dalamasını yaptık. Mezarını yaptık. Peştemal şeklinde. Yorgan yüzü olarak da Malatya'ya vermiş olduk. Kutlu kumaşı 16. yüzyıllarda saray kumaşı olarak bilinen, o dönemlerde atişalar kullandığı ve saray halkının ve halkın kullandığı bir kumaştır. İçeriği tamamen bitki ipeği ve pamuktur. Herhangi bir sentetik bir madde yoktur. Tamamen el dokuması olarak da yapılmaktadır. Saray kumaşlarında padişahların giydiğine biz kaftanların üzerindeki kumaşlara saray kumaşları dediğimiz atlas dokumalardır. Daha parlak, daha gösterişli olur. Diğer alaca meydaniye gruplarımızı genel halk ve sarayın içindeki şeyler, bazı isimleri oradan alınmıştır. Alaca grubu dediğimiz yani genel halkın kullandığı meydaniye, sarayın meydancılarının giydiği kıyafet olduğundan da meydaniye denilmesi gerekiyor. Şu anda da devam ediyoruz bu kelimeleri. Kutlu kumaşının aşama